Rabat'e HES Kablo Kayseri Spor aradığı teknik direktörü Romanya'da buldu. Sarı Kırmızılı yönetim Samet Aybaba'dan boşalan göreve Rumen teknik direktör Dan Petrescu'yu getirdi. 53 yaşındaki Rumen çalıştırıcı bugün Kayseri'ye gelecek ve Perşembe günü takımın başında ilk antrenmanla çıkacak. Rumen teknik direktör Petrescu yeni Malatya Spor maçında takımın başında olacak. Și care a fost după opinie dumneavoastră cel mai bun jucător? HES Kablo Kayseri Spor pusuya yattı. Sarı Kırmızılar yarın Denizli Spor'un konuğu olacak. Toplamda 11 maçta 3 puan hasreti çeken Kayseri Spor 13 puanlı rakibini mağlup ederek kötü gidişe dur demek istiyor. Kayseri Spor'da Lung, Ömer ve Yasin'in sakatlıkları ise devam ediyor. Bu 3 oyuncu da Denizli Spor maçında forma giyemeyecek. Yukatel Denizli Spor HES Kablo Kayseri Spor maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da start. Zorlu 90 dakikayı Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı Kırmızılı kulüpte yabancı futbolcu kontenjanından ötürü oynayamayan Daniel Avramovski'nin lisansı aktif edildi. Avramovski'nin lisansını aktif hale getiren yönetim, Miguel Lopez'in lisansını ise dondurdu. Davacı oluyoruz. Maç bitiminde Beşiktaşlı yöneticilerle MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un da içinde bulunduğu iddia edilen tartışma yaşandı. Beşiktaş yöneticisi Adnan dalga kıran MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy maç bitiminde localarını bastığını iddia ederek milletvekili ve kardeşinden davacı oluyoruz dedi. Beşiktaş'ta Kayseri Spor deplasmanında yönetim kurulu üyelerinin içinde bulunduğu locaya yapılan saldırıyı kınadı. Davacı oluyoruz. O milletvekili ve kardeşinden davacıyız. Kamera kayıtlarını istedik. Gereken şekilde bütün takibimizi yapacağız. Ülkenin parlamentosunda bu halkı, bu milleti temsil eden insanların sokak kapatması gibi loca basıp insanlarımızı dövmeye kalkması, bu büyük camia bunun bedelini sorar ve soracağız. Lütfen tekrar rica ediyoruz. Başkanımız da Fair Play'den bahsediyor. Biz hep Beşiktaş Kulübü olarak bu yönde hareket ediyoruz. Hatta bunun sıkıntılarını çeksek de, bu efendiliğin sıkıntılarını çeksek de bu yönde devam etmeye de kararlıyız. Ancak bu tür saldırılarda bulunanlar mutlaka ve mutlaka cezalandırılmalı. Ve biz Beşiktaş camiası olarak bunu çok yakından takip edeceğiz. Sayın Başkan, siz Kayseri Spor yönetimiyle bu olayla ilgili konuşabildiniz mi acaba? Kayserili yöneticiler, ona da teşekkür ediyoruz. Hiçbir sorunumuz yok. Kayseri ile ve Kayseri yöneticilerle zerre kadar sorunumuz yok. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bizi burada gayet iyi ağırladılar. Son derece misafirperverler. Zaten dostlarımız. Aynı camia içerisinde mücadele ediyoruz. Konunun onlarla hiçbir alakası yok açıkçası. Peki arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Geçmişte de ben biliyorsunuz... Kayseri Spor Beşiktaş karşılaşmasının ardından Kadir Has Stadyumu'nun çıkışında açıklamalarda bulunan Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalga Kıran'ın yaptığı açıklamaya Milletvekili Baki Ersoy'dan yalanlama geldi. Ersoy, kimse Beşiktaş Spor Kulübü'nün locasını basmadı. Bu konuyla ilgili kamera kayıtları mevcuttur. Loca basan taraf biz değil, aksine onlardır. Çıkan arbedede kimin ne yaptığını görmedim. Ancak yumruk atan taraf biz değiliz şeklinde konuştu. Verilmeyen faul kararları ya da rakip lehine verilen faul kararları her pozisyonda...